Türkiye ürettiğinden fazlasını tüketen bir ülke olmuş ve ne acı ki kaynaklarımız işçimize, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize değil, yurt dışına gider olmuş arkadaşlar. Ülkeye baktığımda işçi, çiftçi, esnaf, sanayici, emekçi umutsuz. Ülke büyük bir darboğazda. Hemen her aile ayın sonunu zor getiriyor ve evine giren paranın neredeyse yarısını borca yatırıyor. Milyonlarca aile daha ayın ilk günlerinde parasız kalıyor. Millet adeta borca çalışıyor. Çalışan geçim sıkıntısı çekerken bir yandan da işsizlik tırmanıyor. Her 5 gencimizden biri işsiz ve yaklaşık 5 milyon gencimiz bu ülkede ne eğitim görüyor ne de çalışabiliyor. Şimdi bir proje attınız ortaya. Kentten köye dönüş projesi. Neymiş? Ekmek parasını kazanamayıp zorunlu olarak kente gidenlere yeniden köye dönme hakkı tanıyacak mısınız? Ne yapacaklar köyde? Hayvancılık yapacaklarmış. Peki nasıl yapacaklar hayvancılığı? Bedava yem kaynağı olan meraları talan ettiniz. Bunu da çıkardığınız torba yasaların içine gizlediğiniz sinsice maddelerle yaptınız. Şimdi bu torba yasada da o meralara baz istasyonu kurulmasının yolunu açıyorsunuz. Bir yandan köye dönün, hayvancılık yapın diyorsunuz. Bir yandan da meraları yok ediyorsunuz. Bir yandan köye dönün, hayvancılık yapın diyorsunuz. Bir yandan da besicilerin yüksek maliyetini düşürmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. 2017 yılının karkas kesim ücretini ödemeden 2018 yılının karkas kesim ücretini nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Köye dönün diyorsunuz. Şu an köyde çiftçilik yapmak için uğraşan, ürününü satamayan, para kazanamayan, borç batağında yüzen çiftçinin feryadını duymuyorsunuz. Çiftçi borcunu borçla kapatmaya çalışırken onu ithal yem, pahalı tohum ve dünyanın en pahalı mazotunu kullanmaya mahkum ederken öte yandan hak ettiği desteklemeyi dahi eksik vererek ve bir yandan da ithal ürünler getirerek ayrıca haşhaş pancar gibi ürünlerde de kota uygulayarak çiftçiye darbe üstüne darbe vuruyorsunuz. Bence bu ülkede yatırımcının önündeki en büyük engel de sizsiniz. Çiftçinin, besicinin, emekçinin emeğinin karşılığını almasındaki en büyük engel de sizsiniz. Milyonlarca işsiz gencimizin istihdam olanağından yararlanmasındaki en büyük engel de sizsiniz. Küçük esnafın, işçinin, emeklinin, emekçinin hak ettiği gibi yaşamasının önündeki en büyük engel de sizsiniz. Genel